Bütün sabah sizi aradım dedi arkadaşını dışarı çıkartırken. Simyacının yerini bulmama yardımcı olmalısınız. Onu ilkin kendi olanaklarıyla bulmayı denediler. Bir simyacı hiç kuşkusuz vahanın öteki sakinlerinden daha değişik yaşıyor olmalıydı. Büyük bir olasılıkla çadırında sürekli yanan bir ocak vardı. Uzun uzun dolaştıktan sonra vahanın onların düşündüğünden çok daha geniş olduğunu ve yüzlerce yüzlerce çadır bulunduğunu anladılar. Neredeyse bütün bir günü yitirdik dedi İngiliz arkadaşıyla birlikte vahadaki bir kuyunun yanına otururken. Sormak belki daha iyi olur dedi delikanlı. İngiliz Alfayum'da olduğunu kimseye belli etmemek istiyordu. Bu nedenle karar veremedi. Sonunda boyun eğdi ve Arapçayı kendisinden daha iyi konuşan delikanlıdan gerekeni yapmasını istedi. Delikanlı bunun üzerine koyun derisinden tulumunu doldurmak için kuyuya gelen bir kadına yaklaştı. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun ya hatun. Bu vahada yaşayan bir simyacı var. Nerede oturduğunu öğrenmek isterdim dedi. Kadın böyle birini hiç duymadığını söyledi ve hemen uzaklaştı. Bununla birlikte siyah giysiler giymiş kadınlarla konuşmaya kalkışmaması konusunda da uyardı delikanlıyı. Çünkü evli kadınlardı bunlar. Geleneğe saygı göstermek zorunluydu. İngiliz büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Demek bu yolculuğu boşu boşuna yapmıştı. Arkadaşı da üzülmüştü bu duruma. İngiliz de kendi kişisel menkıbesinin peşinden gidiyordu ve bir insan bunu yapıyorsa bütün evren onun aradığını bulmasına yardımcı olmak ister. Böyle söylemişti yaşlı kral. Onun yanılması olanaksızdı. Şimdiye kadar burada simyacılardan söz edildiğini hiç duymadım dedi delikanlı. Yoksa size yardımcı olmak isterdim. İngiliz'in gözleri parladı. Elbette öyle diye haykırdı. Belki de burada kimse bir simyacının kim olduğunu bilmiyordu. Siz köyde hastalıkları kimin iyileştirdiğini sorun en iyisi. Siyah giyinmiş birkaç kadın su çekmek için kuyuya geldiler. Ama İngiliz'in üstelemesine karşın delikanlı onlarla konuşmadı. Sonunda bir erkek geldi. Köyde hastalıkları iyi eden birini tanıyor musunuz diye sordu ona delikanlı. Bütün hastalıkları Allah iyi eder diye yanıtladı adam. Bu yabancılardan açıkça korkmuştu. Siz ikiniz büyücü arıyorsunuz. Ve Kur'an'dan birkaç ayet okuduktan sonra yoluna gitti. Bir başka adam geldi, daha yaşlıydı. Elinde sadece küçük bir kova vardı. Delikanlı ona da aynı soruyu sordu. Onun gibi bir adamı neden arıyorsunuz diye sordu Arap yanıt olarak. Çünkü şuradaki dostum bu adamı tanımak için aylarca yolculuk yaptı. Bu adam eğer vahada yaşıyorsa çok güçlü biri olmalı dedi yaşlı adam biraz düşündükten sonra. Kabile şefleri bile canlarının istediği zaman göremezler onu. Böyle bir şeyi onun istemesi gerekir. Siz iyi mi? Savaşın sona ermesini bekleyin ve kervanla birlikte yolunuza gidin. Vahanın hayatına girmeye çalışmayın diye bağladı konuşmasını yanlarından ayrılırken. Ama İngiliz'in etekleri zil çalmaya başladı. Demek ki iyi iz üzerindeydiler. Bu sırada bir genç kız göründü. Siyah giysi giyinmemişti. Omuzunda bir testi taşıyordu ve başının çevresinde bir peçe vardı. Ama yüzü açıktı. Delikanlı simyacıyı sormak üzere yanına yaklaştı. O anda zaman durmuş gibi oldu. Sanki evrenin ruhu delikanlının önünde bütün gücüyle ortaya çıkıyormuş gibiydi. Kızın siyah gözlerini gülümsemeyle susma arasında karar veremeyen dudaklarını görünce dünyanın konuştuğu ve yeryüzünün bütün yaratıklarının yürekleriyle anladıkları dilin en temel ve en yüce bölümünü anladı delikanlı. Ve aşk da bunun adı. İnsanlardan da çölden de daha eskiydi. Tıpkı kuyunun yanında bu iki bakışın buluşması benzeri, iki bakışın buluştuğu her yerde her zaman aynı güçle ortaya çıkardı. Dudaklar sonunda gülümsemeye karar verdiler ve bir işaretti bu. Bütün ömrü boyunca bilmeden beklediği kitaplarda, koyunların yanında, kristallerde ve çölün sessizliğinde aramış olduğu işaretti. Evrenin saf diliydi bu. Herhangi bir açıklamaya gereksinimi yoktu. Çünkü evrenin sonsuz zamanda yoluna devam etmek için hiçbir açıklamaya gereksinimi yoktu. Delikanlı o anda hayatının kadınının karşısında olduğunu ve kızın da hiçbir söze gereksinim duymadan bunu bildiğini biliyordu. Ana babası, ana babasının ana babası biriyle evlenmeden önce ona kur yapmak, nişanlanmak, onu tanımak ve para sahibi olmak gerektiğini söyleseler de delikanlı dünyada en çok bundan emindi. Bunun tersini söyleyenler evrensel dilden habersiz kimselerdi.
Çünkü bu dili bilen biri ister çölün ortasında ya da ister büyük kentlerin göbeğinde olsun, dünyada her zaman bir başkasını beklemekte olan biri bulunduğunu kolayca anlayabilir. Ve bu iki insan karşılaşınca ve gözleri buluşunca bütün geçmiş ve bütün gelecek artık bütün önemini yitirir. Yalnızca o an ve gök kubbe altında her şeyin aynı el tarafından yazıldığı gerçekliği vardır. Bu inanılmaz gerçek vardır. Aşkı yaratan ve çalışan, dinlenen ve güneş ışığı altında hazineler arayan her kimse için sevilecek birini yaratmış olan el. Çünkü böyle olmasaydı insan soyunun hayallerinin hiçbir anlamı olmazdı. Mektup dedi kendi kendine. Oturmakta olan İngiliz yerinden kalktı ve arkadaşını sarstı. Haydi sorun ona. Delikanlı genç kıza yaklaştı. Kız yeniden gülümsedi, delikanlı da gülümsedi. Adın ne senin diye sordu delikanlı. Benim adım Fatima diye yanıtladı gözlerini indirerek. Geldiğim ülkedeki bazı kadınların da adı böyledir. Peygamberin kızının adıdır dedi Fatima. Mücahitlerimiz götürdüler oraya. Güzel kız mücahitlerden gururla söz ediyordu. Yanlarında duran İngiliz ısrar ediyordu. Bunun üzerine delikanlı genç kıza bütün hastalıkları iyi eden bir adam tanıyıp tanımadığını sordu. Dünyanın gizlerini bilen bir adam, çölün cinleriyle konuşuyor dedi genç kız. Cinler iyilik ve kötülük perileriydiler ve genç kız eliyle güney yönünü gösterdi. Bu tuhaf adam o tarafta oturuyordu. Sonra testisini doldurup uzaklaştı. İngiliz de simyacıyı aramak için uzaklaştı. Delikanlı uzun süre kuyunun yanında oturdu ve gün doğusu rüzgarının kendi yüzünde bir gün bu kadının kokusunu bıraktığını ve bu kadının yaşadığını bile bilmeden onu sevmiş olduğunu düşündü. Ve bu kadına duyduğu aşk ona dünyanın bütün gizlerini açacaktı. Ertesi gün genç kızı beklemek için kuyuya gitti delikanlı. Orada İngiliz'i bulunca şaşırdı. İlk kez çölü seyrediyordu. Bütün ikindi, bütün akşam bekledim dedi İngiliz. İlk yıldızlar doğarken geldi. Kendisine ne aradığımı söyledim. Bana kurşunu altına dönüştürüp dönüştürmediğimi sordu. Ben de tam olarak işte bunu öğrenmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine denememi söyledi. Git deneden başka bir şey söylemedi bana. Delikanlı ağzını açmadı. Demek ki İngiliz çoktandır bildiği bir şeyi öğrenmek için tepmişti bunca yolu. Ve bunun benzeri bir şey öğrenmek için kendisinin de yaşlı krala 6 koyun vermiş olduğunu anımsadı. Öyleyse deneyin dedi İngiliz'e. Ben de onu yapacağım. İşe hemen koyulacağım. İngiliz ayrıldıktan az sonra Fatima su doldurmak için kuyuya geldi. Sana tek bir şey söylemek için geldim dedi delikanlı genç kıza. Benim karım olmanı istiyorum. Seni seviyorum. Genç kız testiyi taşırdı. Seni her gün burada bekleyeceğim diye konuşmasını sürdürdü delikanlı. Piramitlerin yakınında bulunan bir hazineyi aramak için bütün çölü geçtim. Savaş benim için tam bir talihsizlikti. Aynı savaş şimdi benim için bir talih. Çünkü burada senin yanında kalıyorum. Savaş bir gün bitecek dedi genç kız. Delikanlı vahadaki hurma ağaçlarına baktı. Çobanlık yapmıştı. Burada da koyunlar vardı. Hazineden daha önemliydi Fatima. Muharipler kendi hazinelerini arıyorlar dedi genç kız sanki onun düşüncelerini keşfetmiş gibi ve çöl kadınları muhariplerinden gurur duyuyorlar. Sonra testisini yeniden doldurup oradan uzaklaştı. Delikanlı her gün kuyuya gidip Fatima'nın gelmesini bekliyordu. Fatima'ya çobanlık hayatını, kralla rastlaşmasını, kristal dükkanını anlattı. Dost oldular ve birlikte ancak 15 dakika geçiriyor olmalarına karşın bu süreyi günün geri kalan bölümlerinden çok daha uzun buluyorlardı. Neredeyse bir aya yakındır vahadaydılar. Kervanbaşı bir gün herkesi toplantıya çağırdı. Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ve tekrar yola çıkmamız olanaksız dedi. Savaş kuşkusuz daha uzun süre devam edecek. Belki de yıllarca. İki tarafta cesur ve kahraman muhariplerle dolu ve iki ordu da savaşmaktan gurur duyuyor. Bu iyiler ile kötüler arasındaki bir savaş değil. Aynı iktidarı ele geçirmek isteyen güçler arasındaki bir savaş ve bu böyle bir savaşta Allah iki tarafında yanındadır. İnsanlar dağıldılar. Delikanlı o akşam Fatima'yı tekrar gördü ve ona toplantıda söylenenleri aktardı. İkinci görüşmemizde dedi genç kız. Bana aşkından söz ettin. Daha sonra bana evrenin dili gibi, evrenin ruhu gibi çok güzel şeyler öğrettin. Ve bunlar azar azar beni senin parçan haline getirdiler. Delikanlı onun sesini dinliyor ve bu sesi hurma ağaçlarının yapraklarından esen rüzgarın hışırtısından çok daha güzel buluyordu. Seni beklemek için kuyuya çok erken geldim, çok bekledim. Geçmişimi, geleneği,
Erkeklerin çöl kadınlarının nasıl davranmalarını istediklerini anımsayamıyorum. Küçükken çölün bir gün bana hayatımın en güzel armağanını vereceğini hayal ederdim ve bu armağan verildi şimdi bana. Bu armağan sensin. Delikanlı genç kızın elini tutmak istedi ama Fatima testinin kulplarından tutuyordu. Bana düşlerini yaşlı kralı ve hazineyi anlattın. Bana işaretlerden söz ettin. İşte bu yüzden hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü seni bana bu işaretler getirdiler. Senin de sık sık tekrarladığın gibi ben senin düşlerinin ve kişisel menkıbenin bir parçasıyım. Aynı sebepten dolayı senin aramaya geldiğin şeyin doğrultusunda yolunu sürdürmeni istiyorum. Savaşın bitmesini beklemen gerekiyorsa çok iyi. Ama daha erken gitmek zorundaysan öyleyse menkıbenin yolunda git. Kumullar rüzgarın etkisiyle değişirler ama çöl hep aynı kalır. Aşkımız da böyle olacak. Mektup dedi genç kız bir kez daha. Ben senin menkıbenin bir parçasıysam bir gün geri döneceksin. Delikanlı genç kızın yanından ayrılırken üzgündü. Şimdiye kadar tanımış olduğu insanları düşünüyordu. Evli olan çobanlar kırlarda dolaşmaları gerektiği konusunda karılarını inandırmakta çok da güçlük çekiyorlardı. Aşk sevilen nesnenin yanında bulunmayı zorunlu kılıyordu. Ertesi gün Fatima'ya bunlardan söz etti delikanlı. Çöl bizden erkeklerimizi alıyor dedi Fatima ve her zaman geri getirmiyor onları. Buna alışmak zorundayız. Artık onlar yağmur yağdırmadan geçen bulutlarda, taşların arasında gizlenen hayvanlarda, topraktan fışkıran cömert suda bulunuyorlar. Artık onlar her şeyin bir parçası oldular, evrenin ruhu oldular. Gidenlerin kimileri geri dönüyorlar. O zaman öteki kadınlar mutlu oluyorlar. Çünkü kendi bekledikleri erkekler de günün birinde geri dönebilirler. Eskiden bu kadınlara bakar ve onların mutluluklarını kıskanırdım. Şimdi benim de bekleyecek bir erkeğim olacak. Ben bir çöl kadınıyım ve bundan gurur duyuyorum. İstiyorum ki benim erkeğim de kumulların yerlerini değiştiren rüzgar gibi özgürce dolaşsın. İstiyorum ki onu bulutlarda, hayvanlarda ve suda görebileyim. Delikanlı İngiliz'in yanına gitti. Ona Fatima'dan söz etmek istiyordu. İngiliz'in çadırının yanına küçük bir ocak yapmış olduğunu görünce şaşırmamazlık etmedi. Tuhaf bir ocaktı. Üzerinde saydam bir şişe vardı. İngiliz ateşi odunla besliyor ve çölü gözlemliyordu. Gözleri kitap okumaya daldığı zamankinden sanki daha parıltılıydı. Çalışmanın bu ilk evresi dedi. Karışık kükürtlü saflaştırmam gerekiyor ve bunu gerçekleştirmek için başarısızlığa uğramaktan korkmamak zorundayım. Başarısızlığa uğramak korkusu şimdiye kadar büyük yapıta girişmeme hep engel oldu. 10 yıl önce başlamam gereken şeye ancak şimdi başlayabiliyorum. Ama 20 yıl beklemiş olduğum için de mutluyum. Ve çöle bakarak ateşi kotarmayı sürdürdü. Delikanlı çöl batan güneşin pembe rengini alıncaya kadar bir süre onun yanında kaldı. Sessizliğin sorularını yanıtlayabilip bilemeyeceğini anlamak için çöle dalmak istedi. Dayanılmaz bir istekti bu. Vaha'nın hurma ağaçlarını gözden yitirmeden bir süre amaçsızca yürüdü. Rüzgarı dinliyor, ayaklarının altında çakıl taşlarını hissediyordu. Kimi zaman bir kalkı buluyor ve bu çölün çok eski çağlarda büyük bir deniz olduğunu biliyordu. Büyük bir taşın üzerine oturdu ve kendisini karşısında duran ufkun büyüsüne bıraktı. Aşkı ona bir sahip olma düşüncesi katmaksızın düşünemiyordu. Ama Fatima bir çöl kadınıydı. Bir şey onun anlamasına yardımcı olabilecekse bu da kuşkusuz çöldü. Başının üstünde bir şeyin kımıldadığını hissedinceye kadar orada hiçbir şey düşünmeksizin öyle kaldı. Gökyüzüne bakınca gökyüzünün enginlerinde uçan iki atmaca gördü. Yırtıcı kuşlara ve uçarken çizdikleri şekillere dikkatle baktı. Bunlar görünüşte düzensiz çizgilerdi ama onun için gene de bir anlamları vardı. Ne var ki anlamlarını çözemiyordu. Bunun üzerine kuşların hareketlerini gözleriyle izlemeye karar verdi. Böylelikle belki de bir mesaj okuyabilirdi. Belki de çöl kendisine sahip olmayı gerektirmeyen aşkı açıklayabilirdi. Uykusunun geldiğini hissetti ama yüreği ondan uyumamasını istedi. Oysa tam tersine kendini bırakması gerekiyordu. İşte evrenin dilini kavruyorum dedi ve bu dünyada her şeyin bir anlamı var. Atmacaların uçuşuna varıncaya kadar bir kadına duyduğu aşk için içinde derin bir minnet hissetti. İnsan sevince diye düşündü, nesneler daha çok anlam kazanıyor. Birden atmacalardan biri ötekine saldırmak için pike yaptı. O anda delikanlının gözünün önünde ani ve kısa bir görüntü belirdi. Silahlı bir birlik. Elde kılıç Vaha'yı işgal ediyordu. Görüntü hemen yok oldu ama bıraktığı etki çok canlıydı. Seraplardan söz edildiğini duymuş ve birkaç serap görmüştü. Çölün kumlarında somutlaşan arzulardı bunlar. Ne var ki hiç kuşkusuz bir ordunun Vaha'yı ele geçirdiğini de görmek istememişti.
Bunları unutmak ve tekrar düşünceye dalmak istedi. Yeniden pembe aşı boyası çöle ve taşlara yöneltmek istedi zihnini ama yüreğindeki bir şey rahat bırakmıyordu onu. Her zaman işaretleri izle demişti yaşlı kral. Fatima'yı düşündü. Sonra gördüğü görüntüyü anımsadı ve bunun gerçeklikten pek uzak olmadığını sezdi. İçini saran boğuntudan kurtulmaya çalıştı. Ayağa kalkıp hurma ağaçlarına yolda doğru yürüdü. Bir kez daha nesnelerin çoğul dilini anlıyordu. Şimdi vaha tehlikeyi simgelerken çöl güvenliği temsil ediyordu. Deveci bir hurma ağacının dibine oturmuş güneşin batışını seyrediyordu. Delikanlının bir kumuldan arkasına çıkarak geldiğini gördü. Bir ordu yaklaşıyor dedi delikanlı. Bir görüntü gördüm. Çöl insanların yüreğini hayallerle doldurur diye yanıtladı deveci. Ama delikanlı ona atmacaları anlattı. Atmacaların uçuşunu izlerken birden evrenin diline dalmıştı. Deveci hiçbir karşılık vermedi. Delikanlının kendisine anlattığı şeyi anlıyordu. Herhangi bir şeyin yeryüzünde her şeyin yaşamını anlatabileceğini biliyordu. Bir kitabın herhangi bir sayfasını açarak, birinin elini inceleyerek ya da kuşların uçusuna bakarak ya da kağıt falı açarak ya da bir başka yöntemle o anda yaşamakta olduğumuz deneyimle bir ilişki kurabiliriz hepimiz. Aslında nesneler kendiliklerinden hiçbir şey açıklamazlar. İnsanlar bu nesneleri gözlemleyerek evrenin ruhunu anlama yöntemini keşfedebilirler. Çöl evrenin ruhunu kolayca anlayabilmeleri sayesinde hayatlarını kazanan insanlarla doluydu. Kahin adı veriliyordu bunlara ve kahinler kadınlar ve yaşlılardan korkarlardı. Savaşçılar bunları pek ender danışırlardı çünkü insanın ne zaman öleceğini önceden bilerek savaşa gitmesi olanaksızdır. Savaşçılar savaştan haz almayı, bilinmeyen bir şeyden heyecan duymayı yeğlerler. Gelecek Allah tarafından yazılmıştır ve Allah ne yazarsa yazsın insanların iyiliği içindir. Bu nedenle savaşçılar yalnızca şimdiki zamanda yaşıyorlardı. Çünkü şimdiki zaman beklenmedik olaylarla doluydu ve bir yığın şeye dikkat etmek zorundaydılar. Düşmanın kılıcı neredeydi, atı neredeydi, ölümden kurtulmak için hangi vuruşu yapmalıydılar? Deveci bir savaşçı değildi ve şimdiye kadar kahinlere danıştığı olmuştu. Aralarından çoğu kendisine doğru şeyler söylemişlerdi. Kimileri de yanlış şeyler söylemişti. Bir gün en yaşlı ve en ürkütücü kahin, deveciye neden bu kadar gelecekle ilgilendiğini sormuştu. Bir şeyler yapabilmek için diye yanıtlamıştı deveci ve olmasını istemediğim şeyleri tersine çevirmek için. O zaman bu senin geleceğin olmaz ki diye yanıtladı kahin. Ama belki de olacaklara kendimi hazırlamak için geleceği öğrenmek istiyorum. Bunlar iyi şeylerse hoş bir sürpriz olacaklar dedi kahin. Kötü şeylerse daha gerçekleşmeden acı çekeceksin. Bir erkek olduğum için geleceği öğrenmek istiyorum dedi bunun üzerine deveci ve erkekler geleceklerine bağlı yaşarlar. Kahin bir süre konuşmadan durdu. Değnek falında uzmanlaşmıştı. Yere attığı değneklerin duruş biçimlerine göre yorum yapıyordu. Ama o gün değneklerini kullanmadı. Bir beze sarıp cebine koydu. İnsanların geleceğini okuyarak hayatımı kazanıyorum dedi. Değnek giz bilimini tanıyorum ve her şeyin yazılı olduğu mekana girmek için onlardan yararlanmayı biliyorum. Orada geçmişi okuyabilirim, unutulmuş olanları keşfedebilirim ve şimdinin işaretlerini anlayabilirim. İnsanlar bana danışmaya geldikleri zaman geleceği okumam, onu sezerim. Çünkü gelecek Tanrı'ya aittir ve yalnızca o açınlar geleceği ve yalnızca olağanüstü durumlarda. Geleceği nasıl seziyorum? Şimdinin işaretleri sayesinde. Gizin kökü şimdidedir ve şimdiye kadar dikkat edecek olursan onu iyileştirebilirsin. Şimdiyi iyileştirebilirsen daha sonra gelecek olan da iyi olacaktır. Geleceği unut ve hayatın her gününü şeriatın kurallarına uygun olarak ve Tanrı'nın evlatlarına bahşettiği inayette güvenerek yaşa. Her gün kendisiyle birlikte ebediyeti getirir. Deveci Tanrı'nın geleceği görmeye izin verdiği olağanüstü durumların neler olduğunu öğrenmek istedi. Kendisi bizzat onu açınladığı zaman ve Tanrı geleceği pek ender açınlar ve bunu bir tek gerçek için yapar. Değişmek üzere yazılmış bir gelecek söz konusu olduğu zaman. Tanrı delikanlıya bir geleceği göstermiş diye düşündü deveci. Çünkü delikanlının kendisine vasıta olmasını istiyordu. Kabile reislerinin yanına git dedi deveci. Onlara yaklaşan savaşçıları anlat. Benimle alay edecekler. Bunlar çöl insanlarıdır. Çöl insanları işaretlere alışkındır. Öyleyse durumu biliyor olmalılar. Kafalarına takmazlar bunu. Allah'ın kendilerine bildirmek istediği bir şeyden haberdar olmaları gerektiğinde birinin gelip kendilerine haber vereceğine inanırlar. İşte bugün bu elçi sensin.
Delikanlı Fatima'yı düşündü ve kabile reislerinin yanına gitmeye karar verdi. Vahanın ortasına kurulmuş kocaman beyaz çadırın kapısında nöbet tutan muhafıza, "Çölden bir haber getiriyorum, reislerle konuşmak istiyorum," dedi. Muhafız yanıtlamadı onu, çadıra girip uzun süre kaldı orada. Sonra beyaz ve altın sarısı giysiler giyinmiş genç bir Arap'la birlikte dışarı çıktı. Delikanlı ona görmüş olduğu şeyleri anlattı. Arap ona beklemesini söyleyip çadıra girdi. Gece oldu. Bu arada Araplar bir yığın tüccar çadıra girip çıktı. Yavaş yavaş ocaklar söndü ve vaha çöl kadar sessizleşti. Yalnızca büyük çadırın ışığı yanıyordu. Delikanlı bu süre içinde hep Fatima'yı düşündü. Öğleden sonra yaptıkları konuşmayı hala anlamış değildi. Sonunda birkaç saat bekledikten sonra muhafız delikanlıyı içeri aldı. Gördüğü karşısında heyecanlandı delikanlı. Çölün ortasında böyle bir çadırın olabileceğini hiç düşünmemişti. Yer şimdiye kadar üzerinde yürümediği güzellikte en güzel halılarla kaplıydı. Yukarıya içlerinde yanan mumlar bulunan parlak ve işlemeli madenden avizeler asılmıştı. Bol işlemeli ipek yastıklara yaslanmış kabile reisleri çadırın gerisinde yarım daire halinde oturuyorlardı. Hizmetçiler lezzetli yiyeceklerle dolu gümüş tepsilerle gidip geliyor, çay sunuyorlardı. Başka hizmetçiler nargillelerin ateşlerini tazeliyorlardı. Havaya pek hoş bir tütün kokusu yayılıyordu. 8 kabile reisi vardı. Bunların hangisinin en büyük olduğunu hemen anladı. Beyaz ve altın rengi bir giysi giymiş olan Arap, yarım dairenin ortasına oturmuştu. Onun yanında biraz önce konuşmuş olduğu genç yer almıştı. "Mesajdan söz eden yabancı kim?" diye sordu reislerden biri delikanlıya bakarak. "Benim." Ve gördüğü şeyleri anlattı delikanlı. "Bizim burada kaç kuşaktır yaşadığımızı bildiği halde çöl böyle bir şeyi bir yabancıya neden söylesin?" dedi bir başka kabile reisi. "Çünkü benim gözlerim henüz çöle alışmadı. Bu nedenle alışmış gözlerin göremeyeceği şeyleri ben görebilirim. Ayrıca ben evrenin ruhunun ne olduğunu biliyorum," diye düşündü. Ama Araplar böyle şeylere inanmadığı için bunu eklemedi sözlerine. "Vaha tarafsız bir yerdir. Hiç kimse saldırmaz bir vahaya," dedi üçüncü reis. "Ben yalnızca gördüğümü söylüyorum. Bana inanmak istemiyorsanız bir şey yapmazsınız." Çadıra birden büyük bir sessizlik çöktü. Ardından ateşli bir tartışma başladı. Delikanlının anlamadığı bir Arap lehçesi konuşuyorlardı ama delikanlı dışarı çıkmaya kalkışınca muhafız kendisine engel oldu. Bunun üzerine korkmaya başladı. İşaretler bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu ona. Bu olayı deveciyle konuştuğuna pişman oldu. Birden ortada duran yaşlı adam belli belirsiz gülümsedi. Bunu gören delikanlının içi rahat etti. Yaşlı adam tartışmaya katılmamış ve henüz bir şey söylememişti. Ama evrenin diline artık alışmış olan delikanlı, çadırda dolaşan barış titreşimini hissedebiliyordu. Sezgisi ona gelmekle iyi ettiğini söylüyordu. Tartışma sona erdi. Yaşlı adamın konuşmasını dinlemek için herkes sustu. Sonra yaşlı adam yabancıya döndü. Şimdi yüzünde soğuk ve kibirli bir ifade vardı. Bundan 2000 yıl önce uzak bir ülkede düşlere inanan bir adamı kuyuya attılar ve onu esir gibi sattılar. Bizim ülkenin tüccarları onu satın aldılar ve Mısır'a götürdüler. Ve hepimiz biliyoruz ki düşlere inanan kimse onları yorumlamasında bilir. Tevrat'ın Tekvim bölümünün 34-50 babları arasında anlatılan Yusuf'un öyküsü. Ama her zaman gerçekleştirmeyi başaramaz onları diye düşündü delikanlı. Yaşlı çingene kadın anımsayarak. Firavun'un gördüğü cılız inekler ve semiz inekler düşü sayesinde bu adam Mısır'ı kıtlıktan kurtardı. Adı Yusuf'tu bu adamın. Bir yabancı ülkede senin gibi o da yabancıydı ve aşağı yukarı senin yaşındaydı. Sessizlik uzadı. Yaşlı adamın bakışı soğuktu. "Her zaman geleneğe uyarız biz," diye sözlerini sürdürdü yaşlı adam. "Gelenek Mısır'ı açlıktan kurtardı o zaman ve halkını bütün halkların en zengini yaptı. İnsanların çölü nasıl geçeceklerini ve kızlarını nasıl evlendireceklerini gelenek öğretir. Gelenek bir vahanın tarafsız bölge olduğunu söyler çünkü iki tarafında kendi vahaları vardır ve bu yüzden iki taraf da savunmasızdır." Yaşlı adam konuşurken kimse ağzını açıp tek sözcük söylemedi. "Ama gelenek bize çölün mesajlarına inanmamızı da söyler. Bildiğimiz her şeyi bize çöl öğretmiştir." Yaşlı adamın işareti üzerine bütün Araplar ayağa kalktılar. Toplantı sona ermişti. Nargileler söndürüldü ve muhafızlar yerlerine geçtiler.
Delikanlı gitmeye hazırlanıyordu ama yaşlı adam yeniden konuşmaya başladı. Yarın vaha sınırları içinde kimsenin silah taşıyamayacağına buyuran anlaşmayı bozacağız. Gün boyunca düşmanı bekleyeceğiz. Güneş batınca adamlar silahlarını bana teslim edecekler. Öldürülen her düşman için bir altın lira alacaksın. Ama savaşa girmeden silahlar çıkartılmayacak. Silahlar çöl gibi nazlıdırlar. Gereksiz yere çıkartacak olursak daha sonra gerektiği zaman ateş almazlar. Silahlar yarın kullanılmayacak olursa en azından biri kullanılacak demektir sana karşı. Delikanlı çadırdan dışarı çıktığında vaha dolunayla yıkanıyordu. Kendi çadırına gitmek için 20 dakika yürümesi gerekiyordu. Tanık olduğu şeyler tedirgin etmişti onu. Evrenin ruhuna dalmıştı ve bunun bedelini kendi hayatıyla ödeyebilirdi. Büyük bir kumar oynamıştı. Ama kişisel menkıbesinin peşine düşmek için koyunlarını sattığı zaman da büyük bir tehlikeyi göze almıştı. Ve devecinin dediği gibi yarın ölmek başka bir gün ölmekten daha uygun olurdu. Her gün yaşamak ya da ölmek içindi. Her şey yalnızca tek bir sözcüğe bağlıydı. Mektup. Sessizce ilerledi. Hiçbir şeye pişman değildi. Yarın ölecekse Tanrı onun geleceğini değiştirmek istemediği için ölecekti. Ama Boğaz'ı geçtikten sonra, Billuriye dükkanında çalıştıktan sonra, çölü ve Fatima'nın gözlerini tanıdıktan sonra da ölebilirdi. Uzun zaman önce ülkesinden ayrıldığından bu yana her gününü yoğun bir şekilde yaşamıştı. Ertesi gün ölecek olursa gözleri açık gitmezdi. Çünkü gözleri öteki çobanların gözlerinden çok daha fazlasını görmüştü ve bundan gurur duyuyordu. Birden bir gürleme duydu ve görülmemiş şiddette esen bir rüzgarın etkisiyle ansızın yere yuvarlandı. Çevreyi neredeyse ay ışığını örten bir toz bulutu kapladı. Karşısında dev boyutlu bir kır at ürkütücü bir kişnemeyle şaha kalktı. Olan biteni pek az görüyordu ama toz bulutu dağılınca o zamana kadar duymadığı müthiş bir korkuya kapıldı. Atın binicisi siyahlar giyinmiş bir adamdı. Sol omzunda bir şahin vardı. Başına bir türban takmıştı ve yüzündeki peçeden yalnızca gözleri görünüyordu. Çölün habercisi olabilirdi ama herhangi bir dünyalıdan çok daha güçlü bir kişiliği vardı. Tuhaf süvari eğerine asılı kavisli kocaman kılıcını kınından çıkardı. Çelik ay ışığında parladı. Atmacaların uçuşunu yorumlamaya kim cesaret etti diye sordu. Sesi öylesine gürledi ki sanki Alfayum'un eli 50.000 urhurma ağacı tarafından yankılandı. Ben cesaret ettim dedi delikanlı ve hemen imansızları kır atının ayakları altında ezen ermiş Santiago Matamoros'un heykelini anımsadı. Süvari ermiş Santiago Matamoros'a benziyordu ancak şimdi durum tersineydi. Ben cesaret ettim diye yeniledi delikanlı ve başını eğerek kılıç darbesine hazırlandı. Evrenin ruhunu hesaba katmadığınız için birçok insanın hayatı kurtulacak. Ne var ki birden inmedi kılıç. Süvarinin eli ağır ağır indi ve kılıcın ucu delikanlının alnına dokundu. Kılıç öylesine keskindi ki bir damla kan belirdi. Süvari taş gibi kımıldamadan duruyordu. Delikanlı da öyle. Aklına kaçmak bile gelmemişti. Yüreğinin derinliklerinden garip bir neşe yayıldı içine. Kişisel menkıbesi için ölecekti. Ve Fatima için uzun sözün kısası simgeler doğruyu söylemişti. İşte düşman ile karşı karşıya bulunuyordu ve madem ki evrenin bir ruhu vardı, öyleyse ölüm vız gelir tırıs giderdi. Kısa bir süre sonra onun parçası olacaktı ve yarın düşman da onun parçası olacaktı. Yabancı kılıcın ucunu hala delikanlının alnında tutuyordu. Kuşların uçuşunu neden yorumladın? Ben yalnızca kuşların anlatmak istedikleri şeyi okudum. Vaha'yı kurtarmak istiyorlar. Siz ve sizinkiler hepiniz öleceksiniz. Vaha'nın adamları sizden daha fazla. Kılıcın ucu hala delikanlının alnında duruyordu. Sen kim oluyorsun da Tanrı'nın yazdığı yazgıyı değiştirmeye kalkışıyorsun? Allah orduları yarattı ama o kuşları da yarattı. Allah bana kuşların dilini öğretti. Her şey aynı el tarafından yazılmıştır, dedi delikanlı, devecinin sözlerini anımsayarak. Sonunda süvari kılıcını geri çekti. Delikanlı içinde bir rahatlama hissetti ama kaçamıyordu. Kehanetlerine dikkat et. Bir şey yazılmışsa bundan kurtulmak olanaksızdır. Ben sadece bir ordu gördüm dedi delikanlı. Bir savaşın sonucunu görmedim. Süvari delikanlının yanıtından hoşnut kalmış gibiydi. Ama kılıcını hala elinde tutuyordu. Bir yabancı yabancı bir ülkede ne yapıyor diye sordu. Kişisel menkıbemi arıyorum. Senin anlayabileceğin bir şey değil. Süvari kılıcını kınına soktu ve omuzundaki şahin tuhaf bir çığlık attı.
Delikanlı sakinleşmeye başladı. Cesaretini sınavdan geçirmem gerekiyordu, dedi süvari. Cesaret evrenin dilini arayan bir kimse için en büyük erdemdir. Delikanlı şaşırmıştı. Bu adam pek az insanın bildiği şeylerden söz ediyordu. Asla gevşeklik göstermemeli, çok uzaklardan gelinse bile, diye sürdürdü konuşmasını. Çölü sevmek gerekir ama hiçbir zaman ona tamamen bel bağlamamalı. Çünkü çöl insanlar için bir de denek taşıdır. Hepsinin adımlarını hisseder ve dalga geçeni öldürür. Sözleri yaşlı kralın sözlerini andırıyordu. Savaşçılar gelirse ve başın güneş battıktan sonra hala yerinde duruyorsa beni görmeye gel, dedi süvari. Biraz önce kılıcı tutan el bir kırbacı kavradı. At yeniden şahlanarak bir toz bulutu kaldırdı. Nerede oturuyorsunuz, diye haykırdı delikanlı süvari uzaklaşırken. Kırbaçlı el güney yönünü işaret etti. Delikanlı böylece simyacı ile tanışmış oluyordu. Ertesi sabah Alfayum hurma ağaçlarının ortasında 2000 silahlı adam vardı. Daha güneş başucu noktasına yükselmeden ufukta 500 savaşçı göründü. Süvariler vahaya kuzeyden girdiler. Görünüşte sanki barışçı bir seferdi ama silahları beyaz maşlakların altına gizlemişlerdi. Ama vahanın ortasında bulunan büyük çadırın yanına gelince palalarını ve tüfeklerini ortaya çıkardılar ve boş çadıra saldırdılar. Vaha'nın adamları çöl süvarilerine çemberi aldılar. Yarım saat içinde ortalığa 499 ceset dağılmıştı. Çocuklar hurmalığın öteki ucunda bulunuyorlardı ve hiçbir şey görmediler. Kadınlar çadırlarında kocaları için dua ediyorlardı ve onlar da hiçbir şey görmediler. Ortalığa yayılmış cesetler olmasaydı Vaha'nın gündelik olağan hayatını yaşadığı söylenebilirdi. Yalnızca bir savaşçıya dokunulmadı. Saldırganlar birliğinin komutanıydı. Akşamleyin kabile reislerinin huzuruna çıkartıldı. Ona geleneği neden çiğnediğini sordular. Adamlarının aç ve susuz olduğunu, günlerce süren savaş onun da yorgun düştüklerini ve bu yüzden yeniden savaşabilmek için bir vahayı ele geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Vaha'nın baş reisi savaşçılar için üzüldüğünü, ancak koşullar ne olursa olsun geleneğe saygı göstermek gerektiğini bildirdi. Çölde değişen tek bir şey vardır. Rüzgar estiği zaman kumullar. Sonra baş reis, düşman reisi onur kılıcı bir ölüme mahkum etti. Boynu vurulmak ya da kurşuna dizilmek yerine kuru bir hurma gövdesine asıldı adam. Cesedi çöl rüzgarında sallanmaya bırakıldı. Kabile reisi yabancı genci toplantı yerine çağırdı ve ona 50 altın verdi. Sonra bir kez daha Yusuf'un Mısır'da başına gelenleri anımsattı ve delikanlıdan bundan böyle Vaha'nın müşaviri olmasını istedi. Kabile reisi Firavun'un Yusuf'a karşı davranışını tekrarlıyor. Bakınız Tevrat, Tekvin 41, 37, 45. Güneş tamamen batıp da ilk yıldızlar çıkmaya başlayınca dolunay olduğu için çok parıldamıyorlardı. Delikanlı güney yönünde yürümeye başladı ve o tarafta yalnızca bir tek çadır vardı. Ve oradan geçmekte olan Arapların söylediklerine bakılırsa cinlerin istislasına uğramıştı burası. Ama delikanlı orada oturup uzun süre bekledi. Ay iyice yükselince simyacı göründü. Omuzunda iki ölü atmaca vardı. Ben buradayım, dedi delikanlı. Buraya gelmemeliydiniz, diye yanıtladı simyacı. Yoksa kişisel menkıbeniz mi buraya gelmenizi istedi? Kabileler arasında bir savaş vardı. Çölü geçmek olanaksızdı. Simyacı attan indi ve kendisiyle birlikte gelmesi için delikanlıya işaret etti. Şatafatı ile peri masallarını çağrıştıran merkez çadırın dışında Vaha'da gördüğü öteki çadırlara benzer bir çadırdı. Gözleriyle simyacılık aletleri, simya ocakları araştırdı ama böyle bir şey göremedi. Yalnızca birkaç kitap dizisi, bir yemek fırını ve gizemli desenlerle işlenmiş halılar vardı. Sen otur, ben çay yapacağım, dedi simyacı ve bu atmacaları birlikte yiyeceğiz. Delikanlı bunların önceki gün görmüş olduğu atmacalar olup olmadığını düşündü ama hiçbir şey söylemedi bu konuda. Simyacı ateş yaktı ve bir süre sonra çadıra nefis bir et kokusu yayıldı. Nargile kokusundan da hoştu bu koku. Beni neden görmek istiyordunuz, diye sordu delikanlı. İşaretler yüzünden, diye yanıtladı simyacı. Rüzgar bana senin geleceğini söyledi ve yardıma ihtiyacın olacakmış. Hayır, sözünü ettiğiniz ben değilim. Öteki yabancı İngiliz sizi o arıyordu. Beni bulmadan önce başka şeyler bulması gerekecek onun ama şimdi iyi yolda, çöle bakmaya başladı. Ya ben, bir şey istediğimiz zaman düşümüzü gerçekleştirmemiz için bütün evren işbirliği yapar, dedi simyacı, yaşlı kralın sözlerini tekrarlayarak. Delikanlı anladı. Demek ki onu kişisel menkıbesine götürmek için bir başkası çıkmıştı yoluna.
Demek ki bana öğreteceksiniz. Hayır, bilinmesi gereken ne varsa biliyorsun artık. Ben sadece hazinene giden yolda sana kılavuzluk edeceğim. Kabileler arasında savaş var diye tekrarladı delikanlı. Ama ben çölü tanıyorum. Ben hazinemi çoktan buldum. Bir devem var. Billuriye dükkanından kazandığım para var. 50 altın liram var. Ülkemde belki de zengin biri sayılabilirim. Ama bunlar piramitlerin yanında bulunanların karşısında hiç kalır. Fatime var, kazandığım her şeyden daha büyük bir hazine. O da piramitlerin yanında değil. Atmacaları sessizce yediler. Simyacı bir şişe açıp konuğunun bardağına kırmızı renkli bir sıvı koydu. Şaraptı ve ömrü boyunca hiç içmediği en güzel şaraplardan biri. Ama şarabı şeriat yasaklamıştı. Kötülük, dedi simyacı, insanın ağzından giren şeylerle değildir. Kötülük oradan çıkandadır. İçince kendini tam anlamıyla iyi hissetmeye başlamıştı delikanlı. Ama simyacı biraz korkutuyordu onu. Çadırdan dışarı çıkıp yıldızları sönükleştiren ay ışığını seyretmeye koyuldular. İç ve keyiflen biraz, dedi delikanlının giderek neşelendiğini saptayan simyacı. Savaşa gitmeden bir savaşçı nasıl dinleniyorsa sen de dinlen. Ama unutma ki yüreğin hazinenin bulunduğu yerdedir. Ve çıktığın yolda keşfettiğin şeyin bir anlamı olması için hazineni mutlaka bulmak zorundasın. Yarın deveni satıp bir at al. Haindir develer. En küçük bir yorgunluk belirtisi göstermeden binlerce fersah yol alırlar ve sonra birden dizüstü çöküp ölürler. Oysa atlar yavaş yavaş yorulurlar ve sen onlardan neler isteyebileceğini ve ne zaman öleceklerini bilirsin. Ertesi akşam simyacının çadırının önüne bir atla geldi delikanlı. Bir süre sonra simyacı göründü. O da ata binmişti. Sol omuzunda bir şahin vardı. Çölde bana hayatı göster, dedi simyacı. Çölde hayatın bulunduğu yeri bulabilen çöldeki hazineleri de keşfedebilirim. Ay aydınlandığında çölün kumlarında yola koyuldular. Bilmem ki çölde hayatın bulunduğu yeri bulabilecek miyim, diye düşündü delikanlı. Henüz çölü tanımıyorum. Bu düşüncesini dönüp simyacıyı açmak istedi ama ondan korkuyordu. Daha önce gökyüzünde atmacaları gördüğü taşlık bölgeye geldiler. Şimdi her şeye sessizlik ve rüzgar egemendi. Çölde hayatın işaretlerini çözmeyi beceremiyorum, dedi genç adam. Onun var olduğunu biliyorum ama onu bulmayı başaramıyorum. Hayat hayatı çeker, diye yanıtladı simyacı ve delikanlı onun ne demek istediğini anladı. Bunun üzerine hemen atının dizginlerini saldı ve at taşların ve kumların arasında kendi bildiğince dört nala ilerlemeye başladı. Simyacı onu sessizce izliyordu. Böylece delikanlının atı yarım saat yol aldı. Artık ikisi de vahada hurma ağaçlarını göremiyorlardı. Artık yalnızca şu benzersiz ay aydınlığı ve onun gümüş gibi parlattığı kayalar vardı. Birden şimdiye kadar hiç gelmediği bir yerde atının yavaşladığını hissetti delikanlı. Burada hayat var, dedi simyacıya. Ben çölün dilini bilmiyorum ama atım hayatın dilini biliyor. Atlarından indiler. Simyacı hiçbir şey söylemedi. Sessizce ilerleyerek taşlara bakmaya başladı. Birden durdu ve büyük bir dikkatle eğildi. Taşların arasında bir delik vardı. Yerde. Simyacı elini deliğe soktu, sonra omuzuna kadar bütün kolunu. Deliğin içinde bir şey kımıldadı ve simyacının harcadığı çabaya tanıklık eden gözleri, delikanlı yalnızca gözlerini görüyordu, onun kısıldı. Kolu deliğin içinde bulunan bir şeyle boğuşuyor gibiydi ve birden delikanlıyı korkutan bir hareketle kolunu çekti simyacı ve hemen ayağa kalktı. Elinde kuyruğundan yakaladığı bir yılan vardı. Delikanlı da sıçradı ama geriye doğru. Yılan çılgınca debeleniyor, çıkardığı sesler ve ıslığı çölün sessizliğinde yankılanıyordu. Bir gözlüklü kobra yılanıydı ve bu zehiri bir insanı birkaç dakika içinde öldürebilirdi. Zehire dikkat, diye düşündü delikanlı ama elini deliğe sokmuş olan simyacıyı çoktan ısırmıştı yılan. Buna karşın yüzü son derece sakindi simyacının. Simyacı 200 yaşındadır, demişti İngiliz. Çölün yılanlarına karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor olmalıydı. Delikanlı arkadaşının atından yanına gitti, hilal biçimli uzun kılıcını aldığını, bununla yere bir daire çizdiğini ve sürüngenin birden donup kaldığını gördü. Korkma, dedi simyacı, çizginin dışına çıkamaz. Çöldeki hayatı keşfettim, benim için gerekli olan işaretti. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü piramitler çölün ortasındadır. Delikanlı piramitler konusunda hiçbir şey duymak istemiyordu. Dün akşamdan bu yana yüreği sıkıntılı ve kederliydi. Hazineyi aramayı sürdürmek aslında Fatima'dan ayrılmak zorunda kalmak demekti. Çölde sana kılavuzluk edeceğim, dedi bu sırada simyacı. Ben vahada kalmak istiyorum, dedi delikanlı. Fatima ile karşılaştım ve benim için hazineden daha değerli Fatima.
Fatima bir çöl kızıdır. Erkeklerin geri dönmek üzere gitmek zorunda olduklarını bilir. O çoktan buldu hazinesini, seni buldu. Şimdi senin de kendi aradığın şeyi bulmanı bekliyor. Peki kalmaya karar verirsem, Vaha müşaviri olacaksın. Epeyce koyun ve deve alacak kadar param var. Fatima ile evleneceksin ve ilk yılı mutlu yaşayacaksınız. Çünkü sevmeyi öğreneceksin ve 50 bin hurma ağacını tek tek tanıyacaksın. Nasıl geliştiklerini göreceksin ve sana dünyanın durmadan değiştiğini gösterecekler. Bir süre sonra işaretleri giderek daha iyi yorumlayacaksın. Çünkü çöl hocaların hocasıdır. İkinci yıl bir hazine vardı diye hatırlayacaksın. İşaretler ısrarla ondan söz etmeye başlayacaklar ve sen bunları görmezden ve duymazdan gelmeye çalışacaksın. Bilgilerini yalnızca Vaha ve sakinlerinin iyiliği için kullanacaksın. Reisler bundan dolayı sana minnet duyacaklar. Develer sana para ve güç taşıyacaklar. Üçüncü yıl işaretler sana hazinenden ve kişisel menkıbenden söz etmeyi sürdürecekler. Gece ve gündüz Vaha'da dolaşıp duracaksın ve Fatima kendisi yüzünden yoluna devam edemediğin için kederli bir kadın olacak. Ama sen onu sevmeyi sürdüreceksin ve o da seni sevecek. Onun senden kalmanı istemediğini hatırlayacaksın çünkü çöl kadını kocasının dönüşünü beklemeyi bilir. Bu yüzden ona kızmayacaksın ama belki de yoluna devam etmen, Fatima'ya olan aşkına daha çok güvenmen gerektiğini düşünerek çölün kumlarında hurma ağaçlarının arasında durmadan yürüyeceksin. Çünkü Vaha'da kalma nedenin aslında bir daha geri dönememek korkundur yalnızca. Ve işte o zaman işaretler sana hazinenin ebediyen toprağa gömülü kaldığını söyleyecekler. Dördüncü yıl kendilerini dinlemediğin için işaretler yüz çevirecekler sana. Kabile reisleri bu durumu anlayacaklar ve müşavirlik görevinden azledileceksin. Deve sürüleri ve mal mülk sahibi zengin bir tüccar olacaksın o zaman. Ama bundan sonraki günlerini kişisel menkıbeni gerçekleştirmemiş olduğunu ve bunu yapmak için vaktin çoktan geçtiğini düşünerek hurmalıkta ve çölde dolaşıp duracaksın. Aşkın bir erkeğin kendi kişisel menkıbesinin peşinden gitmesine engel olmadığını anlaman gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman bil ki evrenin dilini konuşan aşk değildir bu. Yani gerçek aşk değildir. Simyacı kuma çizdiği çemberi sildi ve kobra hemen uzaklaşıp taşların arasına girdi. Delikanlı her zaman Mekke'ye gitmek istemiş olan billuriye tüccarı ile bir simyacı arayan İngiliz'i düşünüyordu. Çöle güvenen kadını düşünüyordu. Çöl sevmek istediği erkeği bir gün getirmişti ona. Atlarına bindiler. Bu kez delikanlı izliyordu simyacıyı. Rüzgar Vaha'nın gürültülerini taşıyordu kulaklarına. Delikanlı Fatima'nın sesini duymaya çalışıyordu. O gün savaş yüzünden kuyuya gitmemişti. Ama geceleyin bir çemberin içinde hareketsiz duran yılana bakarlarken omuzunda şahin taşıyan garip süvari aşktan ve hazineden, çöl kadınlarından ve kişisel menkıbesinden söz etmişti. Sizinle gideceğim dedi delikanlı ve birden içinde büyük bir huzur hissetti. Yarın güneşten önce yola çıkacağız. Simyacının tek yanıtı bu cümle oldu. Delikanlı o gece uyuyamadı. Güneş doğmadan önce çadırda kendisiyle birlikte kalan çocuklardan birini uyandırdı ve ondan Fatima'nın oturduğu yeri göstermesini istedi. Birlikte çıkıp oraya gittiler. Delikanlı çocuğun kılavuzluğuna karşılık ona bir koyun almaya yetecek para verdi. Sonra genç kızın uyuduğu yeri bulmasını, onu uyandırmasını ve dışarıda kendisini beklediğini söylemesini rica etti. Genç Arap kendisine söyleneni yaptı ve buna karşılık bir başka koyun satın almasına yetecek para aldı. Şimdi bizi yalnız bırak dedi çocuğa. Vaha müşavirine yardım ettiği için gurur duyan ve koyun alacak parası olduğu için de mutluluktan uçan çocuk tekrar uyumak üzere çadırına döndü. Fatima çadırın kapısında göründü. Birlikte hurma ağaçlarının arasına yürüdüler. Delikanlı yaptıklarının geleneğe aykırı olduğunu biliyordu ama şimdi bunun hiçbir önemi yoktu. Ben gidiyorum dedi ve geri geleceğimi bilmeni istiyorum. Seni seviyorum çünkü. Hiçbir şey söyleme diyerek sözünü kesti Fatima. İnsan sevdiği için sever. Aşkın hiçbir gerekçesi yoktur. Ama gene de yanıtladı delikanlı. Seni seviyorum çünkü bir düş gördüm, sonra bir krala rastladım. Billuri'ye sattım, çölü geçtim. Kabileler savaşa tutuştular ve bir simyacının oturduğu yeri öğrenmek için bir kuyunun yanına geldim. Seni seviyorum çünkü bütün evren sana ulaşmam için işbirliği yaptı. Kucaklaştılar, bedenleri ilk kez birbirine dokunuyordu. Geri döneceğim dedi bir kez daha delikanlı. Önceleri çöle baktığım zaman içimde bir arzu duyardım. Şimdi içimde umut olacak. Babam bir gün gitti ama daha sonra anneme geri döndü ve ne zaman gitse geri dönüyor. Bundan başka bir şey konuşmadılar. Hurmalıkta biraz yürüdüler. Delikanlı genç kızı çadırının kapısına kadar götürdü.
Baban annene nasıl dönüyorsa ben de geri döneceğim dedi ona. Fatima'nın gözlerine yaş dolduğunu fark etti. Ağlıyor musun? Ben bir çöl kadınıyım diye yanıtladı yüzünün ifadesini değiştirerek. Ama her şeyden önce bir kadınım ben. Fatima çadırına girdi. Kısa bir süre sonra güneş doğacaktı. Güneş doğunca yıllardır yapmaya çalıştığı şeyi yapmak için, yıllardır yapmaya alıştığı şeyleri yapmak için dışarı çıkacaktı. Ama her şey değişmişti. Delikanlı Vaha'dan ayrılmıştı ve Vaha'nın anlamı daha düne kadar sahip olduğu anlam olmayacaktı artık. Gezginlerin uzun bir yolculuktan sonra ulaşınca mutlu oldukları 50 bin hurma ağaçlı, 300 kuyulu vaha değildi artık burası. Vaha bugünden sonra bir boş mekan olacaktı onun için. Bugünden sonra çöl vahadan daha çok önem kazanacaktı. Hazinesini ararken delikanlının kendisine hangi yıldızı kılavuz seçtiğini düşünecek ve çöle bakarak vakit geçirecekti. Delikanlıya rüzgarla öpücükler gönderiyor ve rüzgarın onun yüzüne dokunacağını ve ona kendisinin hayatta olduğunu, düşlerin ve hazinelerin peşinde yolunda devam eden cesur bir erkeği bekleyen bir kadın gibi onu beklediğini ona söyleyeceğini umuyordu. Bugünden sonra çöl bir tek şeyin simgesi olacaktı. Onun dönüş umudunun.